bize namaz kadar çocuk eğitimi de öğretip gitti. Evet, okul çantasında kalem defterin nasıl bulunacağını, çocuğun ödevlerini akşam mı yapacağını, sabah mı yapacağını öğretmedi. Eften püften şeyler bunlar. Zaten geldi bir bilgisayar, defteri de kalemi de kaldırdı. İyi ki defter kalem diye bir şart getirmemişti. Teknolojiye mağlup düşüreceklerdi peygamberimi. Ama başka şeyler öğretti. Çocukla ilgili kan, kalp, ciğer, dudak, göz, kulak olacak şeyleri öğretti. Ana esasları öğretti. Çölde de, çadırda da, kuzeyde de, güneyde de, sıcakta da, soğukta da, çocuk yetiştirmenin temel ilkelerini öğretti gitti. Çocukların üzerinde ceket mi olsun, önlükle mi okula gitsinler, bu konulara girmedi. Okul 3 katlı mı olsun, 5 katlı mı olsun, ana okuluna mı gitsin, baba okuluna mı gitsin sözlerine karışmadı. Çölleri okul yapıp gitti. Anaları öğretmen yaptı gitti. Ana okulu diye bir şart getirmedi. Anayı okul yaptı. Anaları hazırlayın, gerisi önemli değil dedi. Bize kek mi, pasta mı tarifi yapmadı. Buğday yetiştirmeyi öğretti gitti. Buğday senin olduktan sonra, kek de kolay, pasta da kolay. Ekmek zaten kolay. Bunun için kardeşlerim, artık namazlarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i esas aldığımız gibi, aile yuvamızda, ailemizin biricik varlığı olan çocuklarımızda da Resulullah diye bir öğretmen bulundurmamız gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar ediyorum. Pasta tarifi yapmadı. Çörek tarifi yapmadı. O, buğday yetiştirmeyi öğretip gitti. Temel işler yaptı. Zaten aziz kardeşlerim, namazı da bir ilmihalden okuduğunuz zaman, görürsünüz ki namazın rekat sayısını, rükûnu, secdesini öğretti gitti. Diğer ayrıntıları fukaha bize öğrettiler. Namazı bile %100 tepeden tırnağa kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmedi. O ana esasıyla öğretti. İşte namazda kaşınırsan ne olacak? Nereyi ne kadar tutarsan namaz bozulur bozulmaz, bunları fukahadan öğrendik. Ayrıntıları öğretecek bir vakti kalmadı bu dünyada zaten. Çocuk konusunda da böyle.